Anne bir gün evden çıkmıştı. Kimsenin onu görmediğini zannediyordu ancak küçük oğlu onu takip ediyor, peşi sıra yürüyordu. Amacı annesini her gün evden çıkıp nereye gittiğini öğrenmekti. Üstelik evden çıkarken kimse onu tanımasın diye peçe takıyordu. Kadın biraz yürüdükten sonra içinde açlıktan ağlayan çocukların bulunduğu bir eve girdi. Başlarında kendisi de küçük bir çocuk olan ablaları vardı. Peçeli kadın her gün bu eve geliyor ve onlara yiyecekle bir miktar para getiriyordu. Kadın eve geldiğinde sağına soluna bakıp kimsenin onu görmediğinden emin olduktan sonra kapıyı tıkladı. Kapı açıldıktan sonra kadın içeri çocukların yanına girdi. Çocukları açlıktan ağlar vaziyette bulunca onlara para verdi ve "Haydi gidin ve canınız ne yemek istiyorsa onu alın" dedi. Sonra kadın onları bırakıp evden çıkıp gitti. Oğlu dışarıda onu bekliyordu. Annesinden şüphe etmişti. Kendi kendine "Annem bu garip eve neden girdi ki?" diye soruyordu. Kadın eve vardığında kocası onu arıyordu. "Neredeydin sen?" diye sordu. Kadın "Komşuya kadar gitmiştim" deyince oğlunun şüpheleri arttı ve babasına gizlice "Annem yalan söylüyor baba. Evden çıkarken peçeyle yüzünü kapattı. Sonra bizim evimize çok uzak bir eve gitti. Bir süre o evde durduktan sonra çıktı ve eve döndü" dedi. Adam iyice öfkelendi. Odaya gidip karısını tutarak "Sen bugün komşumuzdaydın öyle mi?" dedi. Kadın "Evet" deyince adamın şüphesi daha da arttı. Karısına bunu hissettirmedi ve ona "Benim şimdi işe gitmem gerekiyor. Yarın öğlen gibi eve dönerim" dedi ve gitti. Evin yakınlarında bir yerde karısının çıkışını bekledi. Onu takip edecekti. Kadın da kendi kendine "Çok şükür kocam işe gitti. Ben de yetim çocukların yanına gidebilirim. Karınlarını doyurur ve biraz yanlarında otururum" dedi. Kadın her zamanki gibi hazırlanıp evden çıktı. Elinde de yiyeceklerle dolu bir çanta vardı. Bu kez onu takip eden kocasıydı. Çocukların bulunduğu eve vardılar. Kadın eve girdi. Çocuklar ona "Annemiz öldükten sonra sen bizi ikinci annemiz oldun" diyorlardı. Kadın çocuklar için getirdiklerini onlara verdi. Çocukları bizzat kendisi doyurmak istiyordu. Çocuklar "Sen kocandan daha iyi bir insansın. Sen bizim babamızın kardeşi, amcamız olan kocandan daha iyisin. Bizim mirasımızı yedi. Bizi böylece bıraktı ve hiç umursamadı bile." Tam bu sırada kadının kocası geldi ve kapıyı çaldı. Bu evin kardeşinin ölümünden sonra bütün miraslarını yiyip yüzlerine bile bakmadığı öz yeğenlerinin evi olduğunu bilmeden büyük bir hışımla kapıyı yumrukluyordu. Karısının ona bu evde başka bir adamla ihanet ettiğini düşünüyordu. Kadın kapıyı açtı, kocası ona hakaretler ederek bağırdı ve eve girdi. Kardeşinin çocuklarını görünce büyük bir şok yaşadı ve "Bu çocukları buraya kim getirdi?" diye büyük bir öfkeyle bağırdı. Kadın "Ben bu evi kiraladım. Sen bu çocukların mirasını ve hakkını gasp edip onları ortada bıraktıktan sonra onlar için bu evi tuttum. Onlara baktım ve her gün onlara yiyecek getirdim. Onların velisi olman gerekirken bunu onlara layık gördüğün için Allah seni hesaba çekecek" dedi. Adam "Ben onları tanımak, görmek istemiyorum. Onlarla bir alakam da yok" dedi. Kadın "Senin kalbinin taştan bir farkı yok. Hatta taştan bile daha katı. Vallahi nasıl muamele edersen sana da öyle muamele edilir. Çocuklarının da bir gün seni böylece sokağa atmayacaklarını nereden biliyorsun?" dedi. Kadın bu sözleri söyleyince adamın kalbi yumuşadı. "Kardeşimin çocuklarına ne yaptın böyle? Onlar artık benim çocuklarımdır. Ben onların velisiyim. Onların her şeyi artık benden sorulur. Bütün haklarını da onlara iade edeceğim." Adam yetimin malını yiyenlerin kıyamet günü karınlarına ateş doldurmuş olacağına dair olan ayeti hatırlamış olmalı. Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurmuştur: "Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar.